Efendim iyi akşamlar diliyorum. E, Ata Sesi TV'ye hoş geldiniz. E, bu akşam yine her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. E, benim senelerdir, yaklaşık 20 senedir sanıyorum birlikte çalıştığımız zaman zaman e, bazı organizasyonlarda birlikte olduğumuz çok değerli e, hocamız nükleer fizikçi, doçent doktor Haluk Berkmen. Şimdi kendisiyle ilgili ben kendisini davet etmeden önce kendisi hakkında biraz bilmeyenler için, henüz tanımayanlar için bir bilgi vermek istiyorum. Kitabından bahsetmek istiyorum. Kuantum bilgeliği ve tasavvuf. Bana göre kuantumla ilgili eğer merak ederseniz ve bunu bir fizikçiden dinlemek isterseniz mutlaka Haluk hocamın kitabını okumalısınız kendisini dinlemelisiniz diye düşünüyorum. Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf çok herkesin anlayabileceği dilde yazılmış bir kitap bir, ve ben bu beşinci basımıydı şimdi altıncı basıma çıkmış. Bunu alabilirsiniz. Hocamla ilgili henüz bilgi veremedim ve ben sayfamı açamadım maalesef. Bir saniye rica edeceğim. Haluk Berkmen hocam İstanbul'da doğdu. Bildiği yabancı diller İngilizce, Fransızca, Almanca ve İsveççe. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Matematik bölümünü bitirdi. 1970 yılında... İsve, İsveç Lund Üniversitesi Teorik Fizik Kürsüsü nükleer ve atom enerjisi alanında doktora yaptı. 1970-80 yıllarında ODTÜ fizik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Teorik fizik doçentliğini yüksek enerji fiziği dalında 1979 yılında tamamladı. 1980 ile 2000 yılları arasındaki arasında Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda görevli olarak bulundu ve dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer tesisleri denetledi. Ee, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, dünyada nükleer enerjiyi destekleyen ve aynı zamanda barışçıl amaçlar için kullanılmakta olduğunu denetleyen Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluştur. Eylül 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler, e, UAE'den emekli olup İstanbul'a döndü. Yerli ve yabancı birçok dergide çeşitli konularda makaleler yayınladı. Yayınlanmış olan iki kitabından ilki, üniversite seviyesinde fizik, mekanik ders kitabı diğeri kuantum bilgeliği ve tasavvuf başlığını taşıyan bilim ile yaşam ilişkilerini inceleyen hem bilimsel, hem de sosyal içerikli olandır. Asya kültürünün dünyadaki izleri adlı yapıtında Asya kökenli insanların kültürü incelenmekte ve kadim diller ile yazılar üzerinde durmaktadır. Uzun yıllardır modern bilim, felsefe, sufizm, ezoterizm ve spiritualizm konularını araştırarak modern bilimi ve özellikle kuantum fiziğini günlük yaşama ve herkesin anlayabileceği bir dile indirgeyerek anlattı. Bu arada konferanslar vermekte ve dergilerde makaleler yayınlayarak paylaşımlarını devam etmektedir. Kadim diller, toplumlar ve onların kültürü de ilgi alanındadır ve bana göre de ee, Haluk Hocam bir Türkolo Türkolog kadar e, araştırmaları vardır e, ön Türkler konusunda ve bununla ilgili de çok değerli paylaşımlarda bulunmaktadır biz geçmiş yıllarda kendisiyle bu konularda çok e, söyleşiler yaptık, seminerler yaptık şimdi e, Haluk Hocamı davet ediyorum, buyurun hocam lütfen teşekkür ederim Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bugün bu yeni konuyla sizlerle birlikte olmak istiyorum. Bugünkü konumuz çok güncel çünkü tam Aralık sonuna denk düşen bir konu. Bu da evet. Nardugan ve Noel. Ve tam da bugün hani... hocam. Tam da bugün 21 Aralık. Evet, bugün 21 Aralık. O evet. açıdan e, Necla Hanım'ın da arzu ettiği üzere bu konuyu bugün sizle paylaşacağım. Fakat herkesin bilmediği bazı noktalara da değineceğimi söyleyeyim baştan itibaren. Şimdi e, Nardugan'a girmeden önce bu olayın başlangıcı veyahut da daha ziyade bu olayın kaynağı nereden geliyor ona biraz bakalım. E, Güneş kültü diye bir kült var yani bütün dünyada ve özellikle Asya'da çok yaygın olan kuzeyde kışın günler kısa ve geceler çok uzun olduğundan güneş o insanlar için kutsal bir enerji kaynağıydı. Güneşin çıkmasıyla ortalık aydınlanıyor ve ısınıyordu. Bunu gören kuzey Asya halkı güneşi kutsal bir varlık olduğuna inandılar ve yaratıcı tanrının gökteki görüntüsü olarak kabul ettiler. Güneşle ilgili tüm bayramlara, ayinlere ve geleneklere güneş kültü deniyor. Yani kült bir çeşit kültürden kaynaklanan bir söz ve bu kültürün bir parçası oluyor. Çünkü inançlar, gelenekler, görenekler, bayramlar ve manevi ayinler güneş kült olarak tanımlanır ve işte bu güneş kültü aslında tüm dünyada birçok ülkede çok yaygın olan ve özellikle Asya'dan yayılmış olan ve özellikle Asya'dan dünyaya giden insanların çok önem verip yaydıkları bir inanç sistemidir güneş kültü ve bu açıdan göktengri inancıyla da çok yakından ilişkilidir. Asya Türkleri Tanrı'ya Tengri veya Tangri derlerdi. Bu sözün anlamı güneşin doğuşunu sağlayan olmaktadır. Yani güneşin doğuş, doğmasını sağlayan güç gök Tengri. Zira halen Tan sözü güneş doğmadan önceki alaca karanlık zamanını tanımlar. Yani bugün kullandığımız modern Türkçe'de Tan sözü güneşin tam doğma zamanı tanımlar ve o açıdan tanrı sazı tanla ilgilidir ve güneşin doğuşuyla ilgilidir. Asya'nın Altay Dağları'nda kayalara Türkler tarafından kazılmış yüzlerce tengri damgası bulunur. Yani tanrı damgası. Bu simgeler gök tengri inancıyla ilgilidirler. Çünkü dediğim gibi e, Türkler özellikle Asya Türkleri Göktengriye inanıyorlardı ve Güneşi de Göktengrinin bir çeşit görüntüsü olarak kabul ediyorlardı. Şimdi bu simgelerden bazılarını görelim. Burada şimdi solda gördüğünüz gibi Saymalı Taş ve Kırgızistan'daki bir yüksek yayla olan Saymalı Taş'ta kayalara bu şekilde kazılıp da uzun yüzlerce belki de binlerce yıldan beri duran bu simgeleri görüyoruz. Bunlar daire içinde bir artı işareti ve bu daire içindeki artı işaretini dünyanın pek çok bölgesinde rastlayabilmek mümkün. Çatalhöyük'te mesela ki bu milattan önce aşağı yukarı 5 bin 6 bin yıllarına kadar gider ve orada da daire içinde bu şekilde duvarlarda işaretler var artı işaretleri. Kırgızların bildiğiniz gibi çok önemli bir simgesidir bu. Artı işareti biraz da böyle uçları bükük olan. Ee, Viking tanrısı olarak kabul edilen Odin'in de bir Odin haçı olarak da kabul edilen dünyada e, daire içinde artı işareti var. Ve gördüğünüz gibi bu çift daire oluyor. Yani içeride daha küçük bir merkez var. Ve bu merkezi aynı zamanda keltler de aynı e, bu daire içinde bir hatta birkaç daire içinde keltler bir artı işaretini koymuşlar. Bunu sonradan Hristiyanlar e, haç olarak kabul etmişler. Çünkü keltler ilk önce pagan yani e, hiçbir dine sahip olmayan güneş kültüne önem veren insanlardılar. Sonradan Hristiyanlık kabul edince e, onlar e, Hristiyan olunca bu simgelerini değiştirmediler. Sadece anlamı değişti. Yani esasında güneş kültüyle olan, ilgisi olan bu e, damganın diyelim, artı işaretinin, daire içindeki artı işaretinin zaman içinde Hristiyanlıkla birlikte bir Hristiyan haçı olarak kabul edilmeye başlandı. Fakat bakıyoruz ki mesela Girit'te, Girit'teki lineer A yazıtında ki bu milattan önce 2000 3000'lere kadar uzanır. Yine daire içinde bir artı işaretini burada görebiliyorsunuz. Şurada bakın var. Ve e, Çin'de de çünkü yani Asya'da bir ülke. O da e, daire içinde artı işareti. Buna işte gamalı haç falan da ismi veriliyor ama aslında bu bir haç değil yani doğrudan doğruya. Güneş kültürünün bir simgesidir. Ve bu açıdan Göreme'de yani bugünkü Göreme dediğimiz Kapadokya bölgesinde aynı duvarlara yani bu peri bacalarının duvarlarına kazılmış olan bu artı işaretini görebiliyorsunuz. Ve e, o dairenin etrafında görünen nokta nokta işaretler veya görüntüler onlarda güneşin ışınları oluyor. Yani bu Kapadokya'daki bu işaretlerde veya bu damgalarda esasında güneş kültüyle ilgili. Bunun da Hristiyanlıkla ilgisi yok. Fakat şöyle olmuş, güneş kültüyle ilgili olan ön Türkler oraya çok daha Anadolu'ya gelmişler şeylerden, Hristiyanlardan çok daha önce ve bu damgaları kazmışlar, kazımışlar Sonradan Hristiyanlar işte Romalılardan kaçıp da Milattan hemen sonra diyelim ki 50 veya 100 yıllarında oraya geldiklerinde işte bu damgaları görmüşler ve bunları ilk önce üzerine boyamışlar ikonalarla. Kendi inanç sistemleri olan kutsal resimlerle. Sonra tabii bir olay çıkmış aralarında ki bu olaya da e, ikonoklas dönem denir. Yani ikonaların kırıldığı bir dönem. Çünkü daha önce orada bulunan insanların kültü vardı ve damgaları vardı. Tekrar o damgalar ortaya çıkarılınca yani biraz ikonalar silinip de yeniden eski damgalar ortaya çıkınca Hristiyanlar bu işareti yani artı işaretini yine Hristiyanların haçı olarak kabul etmişler ve böylece bir çeşit aralarında bir anlaşma, bir barış ortaya çıkmış. Demek ki aslında Hristiyan haçı olarak kabul edilen birçok yerde kabul edilen bu artı işareti aslında bu doğrudan doğruya çok daha eski bir simgedir ve güneş kültünün çiziminden başka bir şey değildir. Tabii bunu bilmiyorlar insanlar ve bunu bilmedikleri için ve Hristiyanların da bu şekilde dünyaya tanıttığı için hiçbir zaman mesela Göreme'ye giderseniz size oradaki yani gez, gez gezdirici olan e, rehber diyelim. Size bu yönünü bu olayı anlatmaz. Fakat e, böyle bir durum var. Şimdi Mezopotamya'ya indiğimizde ki oraya da Antikler önce 3000-3500 yıllarına ulaşmışlardır. Mezopotamya bölgesinde çam ağacı pek yetişmediğinden Asya kökenli Sümerler nar ağacını hayat ağacı olarak seçmişlerdir. Sümer tabletinde üstte gök tengri görüyorsunuz. Şurada kanatlı evet. ve daire içinde yine görüyorsunuz. Hı. Bu da bir güneşin simgesi oluyor. Ve buna e, Dingir diyorlar e, Sümerler tanrıya. Bakın burada TD dönüşümü var. Yani Dingir tan Tanrı ting tingri, Dingir ting lafı daha biraz değişerek TD dönüşümüyle dingere dönüşmüş Sümer'de ve nar ağacından nar toplayan iki kral görüyorsunuz. Demek ki burada naradan da söz etmek lazım ondan da biraz anlatacağım. Fakat hayat ağacı kavramı da Türklere ait bir kavramdır ve çok eski bir simgedir. Sümerler'de güneşle ilgili bir başka çivi yazısı eee şekli var ki bunu işte tabletlerde görüyoruz çivi yazısı olarak. Gördüğünüz gibi çivi yazısında Anu simgesi bu. Anu da gök tanrı oluyor. Yani bir bakıma Tengri ile eşdeğer. Çünkü Anu güneşin doğmasını sağlayan aynen tanrı veya Tengri oluyor. Ve Güneş'in doğmasını sağlayan Tanrı. Çünkü bir de Güneş ve Gök Tanrısı var, o da Utu oluyor. Fakat Anu'nun özelliği var ve onu en büyük Tanrı Sümer'de. Yani Türklerin de en büyük Gök Tanrı inancının e, birebir eşdeğeri oluyor. Ve bunu bu şekilde görüyoruz. Demek ki burada gördüğünüz şekil doğrudan doğruya Güneş'in e, ışınlarını dört bir yana yayılan ışınlarını gösteriyor. Ve tabii bunu e, çivilerle e, bir çeşit işaretlerle yaptıkları için biz buna e, çivi yazısının bir görüntüsü olarak kabul ediyoruz. Ve Türklerin göç ettikleri tüm bölgelere gök inancını taşımışlar. Ve simgesi olan güneşi de çizmişlerdir. İşte Sümer damgaları demin dediğim gibi Tengri böyle bir güneş ve dingir olarak da aynı. E, dingir işaretinde ayrıca bir de küçük daire içinde bir nokta da konuluyor. Ve bu da güneşle e, yani güneşin anu tanrısıyla biraz farklı bir dingir tanrısı oluyor bu. Ve dikkat ederseniz tang ve ra e, işareti oluyor. Çünkü Mısırlılara da geçmiştir bu işaret. Ve daire içindeki noktaya Mısır kültüründe Ra adı verilir. Dolayısıyla Tangra bira, beraber incelendiğinde, bir arada olduğunda Tangra, Tengri olmaktadır. Nitekim Tengri, Tengri Asya'daki en önemli tanrı oluyor. Ama bunu dünyanın birçok yönünde biraz değişik ifadelerle bulmaktayız. <laughs> Örneğin Polinezya'da yani Pasifik adalarındaki yerli halkın inandığı tanrıya Tangaroa diyorlar. Tangaroa da işte Tengri'nin bir başka ifade şekli. Çin'de e, Tanrı'nın adı da Tian'dır. Nitekin Tian Shan Tanrı Dağları'nın adıdır. Tian da Tengri'den dönüşmüş. Biraz daha kolay incelmiş bir kelime. Sonra Yunanlılarda biliyorsunuz Teo var. Teo sözü de teoloji yani e, din bilimi oluyor teoloji ve teo da din veya tanrı oluyor ki o da işte Tengri'den doğra, doğan bir sözcük oluyor. Ve nitekim Mısır'da da Tot var en büyük tanrılardan bir tanesidir o da. O da işte Mısır'da yazıyı getirmiş olan ve e, aynı zamanda ölülerin de e, kalbi tartılırken kayıtta bulunan kişi veyahut da tanrı tot oluyor. Ve Etrüskler de bildiğiniz gibi eski kadim e, İtalya Yarımadası'nda tin olarak kabul edilmiş. Orada yaşayan Etrüskler tin demişler. Ve Amerika yerleri de tanka demişler. Bakın hepsinde T ile başlayan ve Tengri'nin veya Tanrı'nın Birazcık farklı o bölgenin ifadesi veya telaffuzu olarak ortaya konan sözcükler bunlar. Ve burada ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Asya'dan yayılan bir kültür, Polinezya'ya, Çin'e, e, Yunanlara, yani Anadolu'ya, ondan sonra Mısır'a, Etrüsk olan İtalya'ya, hatta Amerika'ya, Amerika yerleri, Kızılderilere kadar bu kültür yayılmış ve bu, Teo sözü veyahut da Tanrı sözü değişik şekillerde ifade bulmuştur. Fakat genelde çizimi yani bunun simgesi her zaman daire içinde bir artı işareti olarak bütün dünyaya yayıldığını görmekteyiz. Nitekin Karatepe'de M.Ö. 900 yıllarındaki bu hititler yok olduktan sonra oraya gelen bir kültür bunlar. Yine Anadolu'da Karatepe. Gördüğünüz gibi kanatlı bir kuş başlı insan ve başın üzerinde kanatlı güneşi taşıyor. Tabii bu bütün e, kültürlerde baş üzerine taşımanın özel bir değer ifade ettiğine, hani başımın üstünde yerin var adı Türkçe'de kullanılır sözü ve bu açıdan e, güneşle ilgili bir e, kuş tanrının da oluşu çok önemli. Çünkü kuşlar güneşe en çok yaklaşabilen, uçarak yaklaşabilen varlıklar, canlılar. Bu açıdan güneşin yakını olarak kabul edilen kuşlar ayrıca değer görmüş ve Türklerde de bildiğiniz gibi kartal olsun ve diğer yırtıcı kuşlar bütün o Oğuz boylarının da simgesi olmuş. Yani onların ongunu olmuş. Ongun da bir çeşit kutsal simge anlamında bir sözcüktür. Ki bunu Asya'daki Türklerde değişik e, kuş atlarıyla görmekteyiz. Demek ki burada ortada bir büyük bir ilişki var. Ve bu ilişkiyi Nardugan'la bağlamak lazım ki ben öyle yapacağım şimdi. Fakat oraya gelmeden önce İran'da Zerdüş dininin simgesini görüyorsunuz. Zerdüş milattan önce 500 yıllarında yaşamış bir kişi İran bölgesinde. Ve orada gökte kanatlı güneş ve daire içine artı işareti de bütün duvarlara çizilmiş. Ki bu da Sümer'den oraya geçtiğini anlıyoruz. Çünkü Sümer M.Ö. 2000-2500 yıllarında en parlak dönemini yaşamış Sümer kültürü. Ve onların simgeleri zaman içinde bütün o bölgeden işte Anadolu'ya ve İran'a yani Pers kültürüne de yayılmış. Bir tekin Anadolu Asya'daki Bilge Kağan Kitabesi var. Orada dediğiniz gibi Orhun anıtları var ve Orhun anıtları birer dikili taş ve üzerinde kazılı yazılar var. Ve bunların bir kısmı 7. yüzyıl, bir kısmı daha erken döneme ait. Fakat bu Bilge Kağan Kitabesini 7. yüzyıl olarak kabul edilir genelde. Orada şöyle diyor. Yani Bilge Kağan anıtında şu sözler kazılıdır. Ey Oğuz beyleri işitin. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini ve töreni kim bozabilir? Şimdi burada gördüğünüz gibi üste gök ve altta yer çok önemli onlar için ve gökün çökme korkusu içinde de yaşarlardı. Acaba gök başımıza çökecek mi diye. Ve onun için böyle bir söz kullanmışlar. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe. Yani alttaki yer delinmesi depremlerle, üstteki gökün çökmesi de ayrıca bir gök tanrının cezası olarak dahi düşünülebilir. Ve bunu orada ifade etmiş ve demiş ki eğer bu ikisi yani bunlar bir çeşit kıyamet alameti gibi düşünülebilir. Eğer bu iki kıyamet alameti olmazsa o zaman diyor senin devletini kim yıkabilir, senin töreni kim bozabilir? Yani o derece bu töre ve inanç önemli. Peki bu törenin en önemli ögesi yani nedir öge olarak yani en önemli göstergesi? Gök Tanrı'dır tabii ki. Ve Gök Tanrı, Gök Tengri veyahut da Asya için Gök Tengri Gökte yaşayan ve bu açıdan göğün en yüksek katlarında etkin olan bir güç bu ve bunu da bütün dünyaya gittiklerinde hem sözcük olarak hem de simge olarak Türkler tarafından yayıldığını söyleyebiliriz. Şimdi hayat ağacı inancı da bu Türklerin çok daha önem verdikleri, gök kadar da önem verdikleri bir şey. Çünkü hani dediler ya Bilge Kağan ne diyor gök çökmedikçe. Yani Türkler göğün çökmesini önleyen ve yer ile gök arasında bir direk gibi duran hayat ağacı olduğuna, böyle bir şeyin bulunduğuna inanıyorlardı. Çünkü işte dediğim gibi gök çökebilir diye bir korkuları vardı ve göğün çökmesini engelleyecek olan yeri bir bir kökleri yerde fakat dalları gökte olan büyük bir hayat ağacını hayal ediyorlardı böyle bir şeyin varlığına inanıyorlardı Soğuk Kuzey Asya bölgelerinde yaşayan Türk boyları yıl boyu yeşil kalan ve iğneleri hiç dökmeyen iğnelerini hiç dökmeyen akçam ağacını hayat ağacı olarak kabul ettiler Akçan bir tür çama, çam ağacıdır ve bütün yıl boyu iğnelere yani ince yaprak gibi iğneleri yeşil kaldığı için o da hayat ağacı yani hayatın simgesi ölümsüzlüğü ifade etmiştir. Hayat ağacı yaşamın ve varoluşun simgesiydi. Batı kültürleri bu simgeyi Türklerden almışlar ve hayat ağacına Aksis Mundi demişlerdir. Hayat ağacı onlar için aksesif yani dünyanın ekseni anlamında. Ki bir çeşit e, yerden göğe doğru yükselen bir eksen olarak düşünülür bu. Ve onlarda da bu inanç sanırım ki Asya'dan yayılan hayat ağacı e, kültürünün veya kültünün inancının bir çeşit onlardaki şekli veya yansımasıdır. Fakat burada hayat ağacının önemini görüyoruz. Çünkü hayat ağacı Noel ağacıyla da çok yakından ilişkilidir. Yani Türkler de bu hayat ağacını süslerler, üzerine çaputlar bağlarlar ve etrafında dans ederek bu 21 Aralık veya işte bu dönemde tam günlerin uzamaya başladığı günlerde dans ederek bu işi kutlarlardı. Onun için bu bayramada nardugan denirdi ki işte nar bitkisiyle de ilişkili olduğunu biliyoruz. Fakat hayat ağacı sadece Türklerde değil, mesela Maya kültüründe de var. Ee, ve bir görüşe göre ki ben bu görüşe inanıyorum ve bunu destekliyorum. Mayalarda Asya'dan gelmiş olan bir kültürdür. Yani Kuzey Amerika'dan, Bering Boğazı üzerinden Orta Amerika'ya inmişlerdir ve bugünkü Yukatan denilen bölgede yaşamışlardır. Ve onların da hayat ağacı inancı vardı. Şimdi bakın burada solda bir hayat ağacı ve içinde tanrısal güçler ve dışında da insanlar ve bir şaman görüyorsunuz. Bakın burada bir şaman, başında kurt başı olan ve kurt postu ile bir çeşit yaşayan veya onunla örtülmüş olan tamamen Meksika döneminin veya Meksika bölgesinin bir inancı oluyor bu. Nitekim burada Meksika'daki yetişen kaktüsleri de çizmişler. Sağda ise bu daha bir simgesel ve ruhsal bir açıklama oluyor. Bir hayat ağacının varlığına inanıyorlar ve bu hayat ağacından insanların da oluştuğunu, ortaya çıktığını ve türediğine inanıyorlar. Bu da ilginç bir yaklaşım. Nardugan bayramı Aralık ayı sonlarına doğru günler yavaş yavaş uzamaya ve geceler kısalmaya başlayınca Asya Türk boyları yıl boyu yeşil kalan akçam ağacını süsleyip etrafında dans ederlerdi. Birkaç gün süren bu kutlama bayramına Nardugan dediler, ismini verdiler kırmızı renkli nar meyvesi güneşi de ifade ediyordu. Yani onlar için güneş kültü çok önemlidir dedim. Bu açıdan nar bitkisini veya meyvesini güneşin de simgesi olarak kabul ettiler. Çünkü bildiğiniz gibi nar hem kırmızı renklidir hem de ucunda çıkıntıları vardır. O çıkıntılar da güneşin ışınları olarak tanımlanabilir veya düşünülebilir. Nardugan da doğan güneş anlamına gelen bir sözdür. Çünkü e, Dugan doğmak oluyor. Nar da güneş. Yani bildiğiniz gibi Farsça'da da nar ateş demektir. Ve güneşin de yeryüzündeki bir çeşit e, karşılığı eşiti, eşdeğeri de ateş olmaktadır. Bu açıdan nar sözü Farsça'dan mı geldi diyeceksiniz ama zannetmiyorum. Çünkü demin de gösterdiğim gibi Sümerler'de de nar ağacı var ve nar ağacından e, hayat ağacı onlar için nar ağacı oluyor. Dolayısıyla hayat ağacı ve nar ağacı arasında da bir ilişki olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Fakat bunun sonradan, çok daha sonra Sümerlerden e, Fars kültürüne veya Perslere geçtiğini de anlıyoruz. Şimdi bu inanç şamanlar için de çok önemli. Çünkü şamanlar yeryüzündeki ateşi gökteki güneşin simgesi olarak kabul ederlerdi. Isı ve ışık saçan ateş onlar için kutsaldı ve arındırıcıydı. Yani ateşle arınma inancı çok eskidir ve şamanlara kadar uzanır. Güneşi kutsayan şamanlar ruhsal güçlerin de gökte bulunduğuna inanıyorlardı. Böylece doğa ediyorlardı. Ne zaman? Güneşin doğduğu zaman ve güneşin batışın zamanında. Yani tam zamanı ki güneşin tam doğma zamanı oluyor. O zaman ateş yakıyorlar veya da ateş yakmasalar bile güneşin doğmasını bekliyorlar ve güneş doğarken de dua ediyorlardı. Yani onlar için güneş o kadar önemli idi ki onun doğması bir büyük olaydı ve bu olayı da bir çeşit dualarla kutsuyorlar ve dualarla bunu bir çeşit e, mutlu olduklarını ifade ediyorlardı. İşte burada işte bir e, şamanı görüyoruz, ateş etrafında dans ediyor, dans demeyelim buna bir çeşit e, transa giriyor. Ondan sonra bir altta da yine güneşe bakıp da orada bir teşekkürünü sunan, elleriyle dua eden ve teşekkür eden. Güneşin varlığına teşekkür eden bir Kuzey şamanı görüyorsunuz. Bakın nitekim burası bir kuzey bölgesi oluyor ve e, oldukça e, ileride karlı dağları da görüyoruz. Şimdi Noel e, inancına girecek olursanız orada e, görüldüğü gibi gittikleri her yere gün, e, günler uzamaya başlarken güneşi kutsayan ve ateş yakıp etrafına dans eden Türklerle baş edemeyen Hristiyanlar. Çünkü bu o kadar yaygın ki işte Roma'da da var, Anadolu'da da var. Ondan sonra Norveç'te, İsveç'te ve Orta Avrupa'da da var. Ve bunlar oraya gittikleri için ve bildiğiniz gibi Hristiyanlarla bir çeşit anlaşmazlığa düştükleri için bu anlaşmazlığı çözmek için Hristiyanlar Nardugan Bayramı'yla İsa Peygamber'in doğum gününü birleştirdiler. Ve Nardugan Bayramı'nın kutlandığı işte 21-25 Aralık gününü İsa Peygamber'in doğum günü olarak ilan ettiler. Aslında İsa'nın ne zaman doğmuş olduğu tam olarak bilinmiyor tabii. Öyle bir kayıt da yok. Ama e, buna işte onlar inanıyorlar ve bunu da bir çeşit e, Barış ilanı olarak 25 Aralık gününü onlar İsa'nın doğum günü olarak ilan ettiler. Ve bu ilk önce Roma'da başladı, Hristiyanlığın güçlü olduğu bir yerde. Sonra yavaş yavaş bütün dünyaya yayıldı. Ve Noel bayramı da bu şekilde İsa'nın doğumuyla ilgili bir bayram olarak her sene kutlanmaktadır. Ve buna da e, Noel'in söz anlamı da yeni demektir. Yani bildiğiniz gibi new İngilizce'de, nouvelle Fransızca'da, e, Noe Almanca'da e, tamamen yenilik ifade eder. Noel'de yeni gün yani uzayan günler ve yeni bir gün, yeni bir yıl olarak da düşünülebilir. Bu açıdan Noel bayramı e, Aralık sonunda kutlanan, ve Hristiyanlar tarafından ağacın süslendiği, oraya çocuklara hediyeler bırakıldığı ve e, etrafında dans edildiği bir e, bayram olarak bir çeşit e, mutluluk bayramı olmaktadır. Hocam ben bu arada e, şunu söylemek istiyorum. Bu arada e, Ayaz Atadan bahseder misiniz? Yalnız ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bizden geçmiş olmasına rağmen Hıristiyanların bu Noel bayramı sanki biz onlara özeniyormuşuz gibi bir duruma düştü maalesef. Aslında bu bizim kendimize ait olan e, bir olgu. Evet. E, e, Ayaz Atadan. E, Bahsedeceğim tabii ki. Atak oraya geleceğiz. Daha. Oraya geleceğiz. Pardon evet, hocam. Kusura bakmayın gibi, o zaman. <laughs> e, bir saat vakitim var değil mi? Yani. Tabii tabii hocam. 9'da başladık, onda bitireceğim. Hı hı, e, aşağı tabii. 25 dakikamız var daha. Var mı hocam zamanı? Tamam ben Ayaz Atay'ı da anlatacağım gayet tabii. Tamam. Şimdi dediğim çok doğru. E, dünyada Hristiyanlık çok güçlü bir din ve e, bir teşekkül, bir e, oluşum, bir inanç sistemi olduğu için onlar her şeye hakim oluyorlar ve onların anlattığı ve onların bize kabul ettirdiği görüşler sanki gerçekmiş gibi bizim halkımız tarafından da kabul ediliyor. Ve hatta işte bu Noel'de çam ağacını süslemenin bir Hristiyan inancı olduğuna inanarak karşı çıkan Türkler de var. Ki diyorlar ki ne gereği var bu Hristiyan bayramını biz niye kutlayalım ve çam ağacını niye süsleyelim? İşte ben onun için anlatıyorum ki, evet. ki aslında bu çam ağacını süsleme geleneği doğrudan doğruya bizim e, hayat ağacı geleneğinin bir şekilde devamıdır. Ve bunun da Hristiyanlar bizden almıştır şeklinde burada anlatmaya çalışıyorum. Yani burada... Bize yanlış aktarılmış olan bazı bilgileri düzeltmeye ve onların ne olduklarının, aslında ne olduğunu açıklamaya gayret ediyorum. Evet hocam. İsveç ve Norveç'te günlerin uza, uzadığı, e, uz, uzaması, uzamaması değil de uzaması daha erken başlar. Oranın halkı 12 Aralık gününe... Yul tid derler. Yeni yıl zamanı demektir. Çünkü tid zamandır İsveççe ve yul da aslında yeni yıl anlamında bir sözcüktür. Ve bunu da 12 Aralık'ta kutlarlar. Çünkü 12 Aralık 20 Aralık'tan daha önce kutlanan bir tarih. Çünkü orada günlerin uzaması biraz daha erken başlar. Ve orada çocuklar kapı kapı dolaşıp şarkı söylerler ve yaşlılar onlara şeker dağıtır. Yani Hani bizdeki şeker bayramı gibi. Onlarda da bu yul tip bir çeşit şeker bayramıdır. Ve yul sözü aslında yıl sözünün bir ifadesidir. Türkçedeki yıl sözünden türediğine dair bir e, görüş sahibiyim ben. Bu benim inancım. Tabii buna inanmayanlar var. Yani İsveçli'nin e, sorarsanız yul sözünün yıldan geldiğini söylemezler, bilmezler. Ama... İsveçli ne İsveçliler Neden de Norveçli dil uzmanları yul sözünün nereden kaynaklandığını da bilmiyorlar. Yani bu bir gerçek. Onlara sorulmuştur bu yul sözü hani yul titreniyor evet. yeni yıl zamanına. Ee, nereden, kaynağı nedir, anlamı nedir, niçin buna yıl deniyor? İşte onlar da bilmiyorlar bunu. Demek ki bilmedikleri için de örtbas ediyorlar. Fakat evet. birazcık altını kazısalar görecekler ki bunun altında yıl sözü bulunuyor. O açıdan Vikingleri tanımakta yarar var. Çünkü bu kuzeydeki Noel Baba kavramı ilk önce Kuzey'de, İsveç'te ve Norveç'te ortaya çıkmıştır. Sonradan Almanya'ya ve sonradan Avrupa'ya ve bütün dünyaya yayılmıştır. Vikinglerin de hayat ağacı vardı onların. Vikinglerin. Buna da Yggdrasil adı veriliyordu. Yggdrasil diyorlardı. Tanrıların bölgesi olan Asgord veya Osgord'un e, Asgord, evet e, bu Asgord adlı bir ağacın tepesinde, daha doğrusu İgrasil ağacının tepesinde bulunan bir bölge olarak tanrıların bölgesi olduğuna inandıkları Asgord diye bir bölge vardı. Ve Snorri Sturluson bir İzlandalıdır. 1178 ile 1241 yılları arasında yaşamıştır. Ve onun da The Prose Edda adlı, İngilizcesi tabii bunun çünkü or orijinali İzlanda dilinde İzlanda dilinde İgdrasil ağacından söz etmiştir. Yani bu da onların hayat ağacı olmaktadır. Ve kitabın ön sözünde şu cümleler var. Yani ilk başlarken bu The Prose Edda'nın İngilizcesini ben okudum ve onu size şimdi Türkçe tercümesine çevresini veriyorum. Diyor ki ilk başta dünyanın merkezine yakın avlanmaya uygun olan mükemmel evlerin bulunduğu Adı Troy olarak bilinen fakat bizim Türk ülkesi dediğimiz bir bölge vardı. Troy olarak biliniyor fakat bizim Türk ülkesi dediğimiz bir bölge vardı diyor. Ve neredeymiş bu? Dünyanın merkezine yakın. Yani Asya olmakta da dünyanın merkezi o dönem için. Ve Allah'a uygun, mükemmel evlerin ve insanların ve hayvanların yaşadığı bir bölge oluyor. Ve Troy sözcüğü de Yunanlarda Troya olarak geçmiştir ki yine o da e, Türklerden gelen bir sözcüktür ki tur öyü olmaktadır. Demek oluyor ki e, daha 1100 yıllarında onların kökeninin nereden geldiğini ve onların da Türk olduklarına ve Asya'dan geldiklerini ifade eden bir cümle bu. Viking tanrısı Odin de çok önemli. Çünkü Odin gökten inen ateş anlamındadır. Onu kızınca, o kızınca gökten yıldırım yolladığına, kızdığında gökten yıldırım yolladığına inanırdı Viking'ler ve Odin de iki kök sözcükten oluşmuştur ki ot ve in sözcüklerinden de bunun anlamı da inen ateş. Çünkü Türkçe kadim Türkçede ot ateş demektir. Ve o açıdan inen ateş oluyor. Nitekim işte onlar da bu gökten yıldırım yollayan bir tanrı olduğuna inanırlardı Vikingler. Ve Odin'in babasının adı da Bör idi ve kadim Türkçe'de kurda Börü den, denmekteydi. E, kurt hayvanına yani. Halen e, İsveç'te Kurt ve Björn adları da oldukça yaygındır. Björn'de işte ayı, Kurt da Kurt demektedir. Yani burada Börn, Björn kurt sözcüklere birbiriyle ilişkili ve bunların da kökeninin Türkçe olduğu ortaya çıkmaktadır ki işte buradan anladığımız kadarıyla zikinglerin de kökeni Asya'dır ve belki de onlar da Türklerle yakın ilişki kurmuş olan bir komşu, kavim, bir boy olabilir. Nitekin Odin Haç'ı ki daha önce de gösterdim ve Tengri'sin gibisini burada görüyorsunuz. Solda işte İsveç'te bulunmuş olan Vikinglerin çizmiş olduğu taşlar üzerindeki şekiller daire işine artı işaretini görüyorsunuz ki bu da işte onların Odin haçı olarak kabul edilmiş olan fakat aslında Tengri işareti olan, Tengri simgesi olan bir işaret ki bunu Kırgızistan'da aynısını görüyorsunuz. Asya'daki Kırgızistan ile İsveç arasında bu derece benzer simgelerin oluşu bir tesadüf olamazsınız gibi geliyor bana. Bu açıdan e, burada Viking yazıları harfleriyle Türk harfleri, Orhan harfleri arasında da benzerlikler var. Nitekim Viking harflerine run adı veriliyor. Run da işte kutsal işaret anlamında bir sözcük. Fakat Orhan harfleri doğrudan böyle yazının başlangıcı denebilecek kadar eski ve milattan çok da binlerce yıl önce başlamış. Sonra zaman içinde damgalar harflere Dönüşmüştür Ki burada kutunun içinde solda Viking işaretini, sağda da Orhun Türk işaretini görüyorsunuz. Gerçi telaffuz farkı var. Çünkü dil zaman içinde değişmiş. Fakat esasında işaretlerde benzerlikler devam etmiş. Her ne kadar o harfler veya o işaretler farklı telaffuz edilmiş olsa da. O açıdan Viking dili yani İsveççe ile Türkçe arasında ortak sözcükler var ama dil büyük çapta ayrılmış durumdadır. Ama en azından işaretlerdeki benzerlik bir tesadüf değildir ve bunların da Asya kökenli olduklarına dair bir gösterge olarak kabul edilir. Evet, Noel bu kadar benzerlik gibi... olamaz değil mi hocam? Olamaz yani tabii tesadüf, evet. bu tesadüf olamaz ancak belli bir ilişki olduğunu gösterir bu durum. Şimdi Noel Baba inancı İskandinav ülkelerinde başlamış ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Noel gününde hediyeler süslü bir çam ağacının altına bırakılır ve çocuklara bacadan inen Noel Baba'nın bu hediyeleri getirdiği söylenir. Böyle bir inanç var. Bu bir bayram oluyor. Noel Baba inancı Anadolu'nun güneyindeki Demre şehrinde yaşamış olan Aziz Nikolay ile de ...ilişkilendirilir. Batı kültürüne bu isim San Nikola... ...veya Santa Claus olarak geçmiştir. Ama Demre'li San Nikola veya San Nikola... ...kuzeydeki kürklere sarılmış ve renge eklerinin çektiği... ...bir kızakla gökte dolanan Noel Baba ile hiçbir ilgisi yok. Yani mümkünü yok. Onlar sonradan uydurulmuş bir benzerliktir bu. Zira Demre sıcak bir bölgedir. Tam da Akdeniz kıyısındadır ve oraya hiç kar yağmaz ve yağsa bile sadece yağmur yağar kürk giymeyi de gerektirecek bir iklim olmadığı gibi yerde kızakla dolanacak bir e, kar birikimi de olmaz bu açıdan Noel babayla yani bilinen kürklere sarılmış kuzeyde yaşamış ve Norveç'te ve İsveç'te başlamış olan Noel babayla Demre'deki Noel Aziz Nikola arasında ee, hiçbir ilişki yok. Ama işte bu Nikola adamın e, Klaus adını dönüştürmüş Amerikalılar ve Nikola, sen Nikola, Santa Claus olmuş. Ve bugün Amerikalılar Santa Claus diye bu Noel Baba'ya isim vermişler ve onu kutluyorlar. Halbuki bunun hiçbir şekilde ilgisi yok. Yani burada da bir başka dönüşüm, bir başka bozulma, bir başka e, anlam kayma, kayması olduğunu görüyoruz ve ben bunu size açıkça yanlış olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu söylüyorum. Şimdi Ayaz Aya Ata e, işte e, Necla Hanım'ın sorduğu noktaya geldik. Ayaz Ata kadim Asya Türklerinin inancında kışın soğukta ortaya çıkan kimsesizlere ve açlara yardım eden bir evliya olduğu inancı vardır bilinir ve Ayaz Atan'ın Rus kültüründen Türk kültürüne geçtiğini iddia edenler de vardır. İşte Ruslarda da buna benzer bir e, kutsal insan veya da bir evliya varmış ve ondan dolayı Türkler bunu e, Ruslardan aldılar diye bir iddia var. Fakat bu ne kadar özgüven eksikliği yani Türkler Ruslardan çok çok önce orada bulunuyorlardı. Türkler milattan belki 5000 yıl önce Asya'da yaşıyorlardı. Rusların ortaya çıkışı işte milattan sonra 300 e, değil de 9 yıllarda binlerde Rus e, birliği oluşuyor ve Ruslar işte Kiev etrafında yaşayan küçük bir kavim. E, dolayısıyla onlardan alınmış olma ihtimali son derece az. Fakat bunu o kadar böyle kendimize olan özgüvenimizi kaybettik ki bunu da hey Ruslardan aldığımıza inanıyoruz. Fakat Türkler Asya'da Ruslardan çok önce vardılar ve asıl kaynağın Türk kültürü olduğu görüşündeyim. Anlatabiliyor muyum? O açıdan Türklerin bir simgesi olan Ayazat'a hiçbir şekilde Ruslardan bir alıntı değildir ve belki de ki belki değil mutlaka bu Noel Baba inancı da Ayaz Ata'dan önce Vikinglere, oradan da bütün İskandinav ülkelerine, oradan Almanlara ve Almanlardan da Avrupa'ya ve nihayet Amerika'ya yayılmıştır. Fakat Amerika'da ona Noel demiyorlar, nedense belki de Fransız alerjisi olduğu için Amerikalıların. Çünkü Noel sözü Fransızcadan gelen bir sözdür ve Noel Baba lafı kullanacakları yerde Santa Claus sözünü kullanıyorlar ki işte bunu da bir çeşit bizim Demre'deki Aziz Nikola'yla bağdaştırmaya çalışıyorlar ki bunun imkanı yok yani. Hiçbir şekilde bir benzerlik, bir ilişki olması mümkün değil. Tek ilişki şudur. Aziz Nikola da işte çocuklara hediyeler veren, şeker dağıtan bir kişiymiş. O açıdan Noel Baba'yla bir şu açıdan, hediye dağıtma açısından bir benzerliği var. Ama e, ne iklim olarak, ne de çevre olarak, ne de kültür olarak, Demre'deki insanlarla e, Kuzey'deki İskandinav bölgesindeki Norveçli ve İsveçlilerle ve Vikinglerle bir ilişki, bir bağ olması hiçbir şekilde mümkün değil. Ama mümkün. bağ nereden vardır? Asya'dan, Türklerden olabilir. Çünkü Türkler yalnız kuzeye ve Asya'ya gitmemiş. Yani e, Avrupa'nın kuzeyine, İskandinav bölgesine gitmemişler. Daha önce de gösterdiğim gibi bu konuşmada Mezopotamya değinmişler, Anadolu'ya da gelmişlerdir. Evet. Hocam bu arada bir katkı var. Abdullah Dağıstanlı diyor ki Norveçliler her yıl Azerbaycan'ın Seki şehrine gelmektedir. Çünkü Tor -hed -hed Heyerdal bölgedeki araştırmaları sonucu Odin'in oradan geldiğini tespit etmişler. Böyle yani, bir takıntı Azerbaycan'dan var. mı şeye gitmiş, Skandinav ülkelerine gitmiş. Öyle mi diyor? Evet. O Norveçliler her yıl Azerbaycan'ın Seki şehrine geliyorlarmış hocam. Hı. Tor Heydral'ın bölgedeki araştırmaları sonucu Odin'in oradan geldiğini tespit etmişler. Evet. Olabilir tabii. Çünkü Azerbaycan evet. ve Kafkas bölgesine de Türkler gelmişlerdir. Ve bu da bilinen bir gerçektir. Ve oradan da e, yayılarak e, Norveç'e ve İsveç'e yani İskandinav bölgesine gittikleri mümkündür. Tabii dal esasında bir denizcidir. Ve o evet. şöyle bir iddiada bulunmuştur. E, Mayalar Mısır'dan Güney Amerika'ya geçmiş olan insanlardır diyor ve bunu da ispatlamak için Kontiki adlı bir sazdan yapılmış bir gemiyle Atlantik'i geçmeye çalıştı fakat pek de başarılı olamadı çünkü sazlar su alıyor ve gemi bir noktada yoluna devam edemedi. Bu açıdan onun bir görüşünü böyle gerçek bilimsel bir gerçek olarak kabul etmek. Mümkün değil. Torha Erdal bir dilci değil, bir tarihçi değil, bir arkeolog değil, hiçbir şey değil. Sadece bir denizci, meraklı bir insan. Ee, tabii evet. meraklı insanın görüşlerine bir saygımız vardır, ona bir itirazım yok. Ama bunun gerçek olarak kabul etmekte de tereddüt ederim yani doğrusu. Evet, bilimsel değil en azından. Hocam tamam. Ayşe Işık Pehlivanoğlu size saygılarını saygılarımla Haluk Berkmen Bilgeme çok teşekkür ediyorum demiş ve bir de sorusu var Orta Amerika'daki Yukatan yerleşim yerinin Yakut Türk Yakut Türkleri ile bağlantısı var mıdır diyor. Hani biraz konumuzun dışında evet. ama ben bir sonraki görselde olabilir. Ben buna karşı de. çıkmam. Yani evet. şöyle diyeyim ben size. Ee, şimdi tabii konumuzun biraz dışına çıkıyoruz ama zarar yok. Ee, e, Maya diliyle Türkçe arasında bağlar var. Pek çok kelime ortak kelime var ve gramatik olarak yani cümle yapısı olarak Mayaların dili bitişken bir dil. Bunu da yazılarından biliyoruz. Çünkü Maya yazılarında bitişkenlik var ve aynı zamanda o bölgede konuşulan dillerde de bitişken yerlerin dilleri bitişken. Buna aglutinant diller deniyor ki Asya dillerinin tümü bitişkendir. Yani hem Türkçe hem Moğolca hem Japonca, Korece bunlar da Altay bölgesinden gelme diller olduğu için oranın insanların konuştuğu diller olduğu için bunlar bitişken dillerdir. Maya dili de bitişkendir. Dolayısıyla Mayaların çok daha erken dönemde daha buzul çağı başlarken Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçtiklerini ve oraya yayılarak ta şeye kadar, Yukatana kadar indiklerini söyleyebiliriz. Nitekim bugün ya bugün demeyeyim ama e, Güney Amerika'da e, ta e, şeyde yani e, en güney ucunda Patagonya'da günümüzden 14 bin yıl önce bile insanların yaşadığı ortaya çıkmıştır ve bunu kanıtladılar kemikler falan buldular ve insanların orada yaşadığını kanıtladılar. Dolayısıyla 14 bin yıl önce yani günümüzden 14 bin yıl önce Güney Amerika'nın en uç Güney ucu olan Patagonya'ya Gitmişlerse insanlar Demek ki aynı şekilde Daha e, e, Erken zamanlarda Bile e, şeye de gitmiş Olabilirler e, Yukatana ve Maya kültürünü Aztek kültürünü kurmuş Olabilirler. Bu konuda da Benim konuşmalarım ve sunularım Var. Evet. Ama şimdi Bu konuyla e, girmedim Sadece Vikinglerle ilişkili olan kısmını anlattık. Onları da daha sonra yaparız diye ümit Tabii canım. her zaman için <laughs> mümkün. Çünkü Çok zaten onu da benim hazır sunularım var yani o açıdan. Biliyorum mümkün. hocam. Ben evet. Biriyim. evet. Başka soru var mı acaba? Şu an başka soru yok hocam. Şimdilik bu kadar. Evet. Zaten hemen hemen saat 10'a geliyor. Ona 10 5 var. Burada isterseniz keselim. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle size Necla Hanım'a ve buraya gelip de dinleyici olarak katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ediyorum. Bu arada iyi dileklerini sunan arkadaşlarımız var. Ben onları da ileteyim isterseniz. Aydın Sarıoğlu Samsun'dan bir arkadaşımız iyi yayınlar ve başarılı yayınlar diliyorum demiş. Abdullah Dağıstanlı, değerli Bilgeme saygılarımı sunuyorum e, diyor. E, Ayşe Işık Hanıma söylemiştim. Yasemin Dengiz, hocama ve size çok teşekkür ederiz demiş. Vedat Çınaroğlu, bizim e, örgütlenmeden sorumlu Ata Derneği'nin e, başkanı, iyi yayınlar diliyorum demiş. E, işte. Tekrar diğer arkadaşlar tekrar yazmışlar. Hocam çok teşekkürler. Ne Teşekkür e, Artık İstanbul'a geldiğinize göre sizinle rahat rahat yayınlarımıza devam edebiliriz Açık, o zaman. Olur, Büyük odadayken internet sorunumuz vardı. Peki efendim teşekkür ediyorum. Oldu. İyi akşamlar tamam. diliyorum hocam. Teşekkür Görüş ederim. Hoşçakalın.